Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Eyvah, uyandı. Ya dizinize havlu sermeden niye oje sürüyorsunuz? O kılıflardan çıkmaz ki. Burhan Bey, kusura bakmayın. Biz bu mevzu bahislerde salağız ya, ondan oldu. Kahvelerin telvelerini atmayın. Çünkü peeling yapacağım suratıma, kozmetiğe para vermek istemiyorum. Ay, bulaşık çamaşır bitti. Arka odaları da topladıktan sonra artık işe gidebilirim. Ay vallahi toz filan da alınacaktı ama... Hayır, yardım edelim diyorum ama biz şimdi mahvederiz ortalığı. Biliyorum İfot, bu konularda hiç yeteneğiniz yok. Siz ayağa kalkana kadar ben ortalığı toplarım, tozu alırım... ...iki de pantolon dikerim size. Ya aklıma bir şey gel, duygu değişimi. Şöyle bir şey yapalım mı, size püsküllü manikür torbası yapayım. Olur mu? Ha? Vallahi bu el işi olayı bende ciddi bağımlılık yarattı ha. Nerede benim silikon tabancam? Yenge, akşamüstü sinemaya falan gidelim mi ya? Canım sıkılıyor. Ay gidelim vallahi. Ağzın açık kaldı yenge. Ha? Diyorum ki öyle kala kaldın, hayırdır? Ay ne bileyim Makbule. Galiba 35 yıldır ilk defa öğlen saati boşum. Demek böyle oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Hep derlerdi de inanmazdım. Ev kadınları Nişantaş'ta bütün gün geziyorlar. Kafelere gidiyorlar, sohbet ediyorlar filan derlerdi. Ne güzel ayol. Burhan'a bundan sonra gözünün üzerinde kaş var diyen karşısında beni bulur. Hayat buymuş Makbule. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hem